Merhaba değerli izleyiciler. İsmim Murat Şentürk. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, ben polis memuru Erdinç Akman. Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli memurum, trafik eğitmeniyim. Ve biz bugün buraya izleyicilerimize Kanal V ekranlarından trafikle ilgili bazı bilgilendirmeler yapmak üzere gelmiş bulunmaktayız. Şimdi trafikle ilgili hayatımızda herkesin birçok yeri ve değeri önemi var. Yani trafiği içerimizden çıkartmak mümkün değil. Öyle bir şey ki trafik bizlerin hayatına daha anne karnımızdayken annemizin yaptığı yolculuklar sırasında veya bir aracın içerisinde sürüş yaptığı sıralarda dahi girmiş bulunuyor. Ve biz böylesine önemli, böylesine değerli bir durumu artık 60 Tazelenme Üniversitesi'ndeki değerli misafirlerimize, evlerine konuk olduğumuz, iş yerlerine konuk olduğumuz değerli misafirlerimize, izleyicilerimize hatırlatmak, öğretmek ve bir kez daha işin doğrusuyla ilgili yapılabilecek tarafları bilgilendirmek istiyoruz. Şimdi trafik biliyorsunuz işin olmazsa olmazlarından ve burada en önemli unsur bence emniyet kemeri. Murat Bey, bize emniyet kemeri ile ilgili bazı hatırlatmaları yapabilir misiniz? Valla ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Emniyet kemeri takan sürücü ve yolcu sayımız çoğaldı. Belki de takmayan yok diyebiliriz ama bu çok iyi bir şey. Bazen görüyorum sahte emniyet kemer tokası takan sürücülerimiz veya yolcularımız evet, var. Evet. Bizler bundan öne geçmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Emniyet kemeri %70, %80 hatta %90'lara kadar bizi hayata bağlıyor. Belki klişe bir söz gibi gelebilir ama değil. Kesinlikle buna herkesin inanmasını istiyorum. Ama mutlaka emniyet kemerini takmasını istiyorum. Hatta ben şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok basit bir söylem gibi gelecek belki şimdi izleyicilerimiz ama saatte 40 kilometre hızı şöyle bir gözünüzde bir canlandırmanızı istiyorum. Yani 40 kilometre hız çok minimize çok düşük, bir sürat değil mi? Çok düşük. Yani çok belki az. Bir bisikletle falan rahatlıkla birinci ulaşabilecek. Birinci bisikletle gidecek, evet. Kesinlikle. Bakın değerli izleyicilerimiz, saatte 40 kilometre hızla yol aldığınız bir seyahatiniz sırasında aracınızla karışacağınız bir trafik kazasında eğer çeşitli sebeplerden dolayı işte yolculuğumuz çok kısa, emniyet kemerini mi bağlamadım, üzerimdeki giysi kırışacak, kravatım, ceketim, gömleğim zarar görecek, emniyet kemerimi bağlamadım, benim kol kaslarım çok kuvvetli, emniyet kemerimi bağlamadım gibi sebeplerden dolayı kendi kendinize bahaneler üretip eğer emniyet kemerinizi kullanmadıysanız ve bakın büyük saatte sadece 40 kilometrelik bir hızdan bahsediyorum, karışacağınız bir trafik kazasında özellikle önden alacağınız darbelerde sizin vücudunuzun üzerinde uygulanacak olan basınç inanılmaz. Şimdi soralım, diyelim ki bu hızla giderken arka koltukta 25 kilogram ağırlığında bir çocuğumuz oturuyor, emniyet kemeri bağlı değil. Evet. Bu kaza esnasında çocuğumuz o emniyet kemeri takılı olmadığı için öne doğru fırladığındaki kilosunu soracağım çocuğun. 25 kilogramdan acaba kaç kilograma çıkar? Duyar gibiyim. Orada 60, 70. Çok basit rakamlar 100, geliyor. 150 evet. Diyen var. Yok mu artıran? Erdiş Bey buyurun. Ya bakın çok basit bir söylem. 25 kilo ağırlığındaki bir çocuğun saatte 40 kilometre hızla karışacağı bir trafik kazasında eğer siz çocuğunuzu çocuk koltuğuna sabitlemediyseniz, çocuk yükselti minderine sabitlemediyseniz, arka koltukta emniyet kemerini kullanmadıysanız ne yazık ki böyle bir basit bir trafik kazasında tam 600 kiloluk ağırlığa eşdeğer bir basınç uygulayacak ki maalesef. Bu o anda ön koltukta oturanların üzerine düştüğü andaki uygulayacağı basınç. Kaldı ki çocuğunuzu, üzülerek söylüyorum, doğru olduğunu bilmiyorum ama 3. kattan atmak ister misiniz? Çocuğun da alacağı basınç 3. kattan atılmaya, atlamaya eşdeğer aynı bir basınç. Şiddet. Ve ben biraz önce onu hatırlatacaktım kıymetli misafirlerimize. Ön koltuktasınız, emniyet kemerleriniz bağlı değil. Biz nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz biliyor musunuz? Şimdi kaza yerine giden bir ekip olarak incelemeye başladığımız zaman uzaktan gördüğümüz tabloda araç ön camında yuvarlak kafa izleri, kafa izi.
ve arabanın içerisinde deformasyon olmasını beklemediğiniz noktalarda inanılmaz evet. bir deformasyon var. Ama maalesef. Baktığınız zaman da kabin alanında hiçbir problem yok, değil mi Murat Bey? Yok yok yok. Kazazede de ne yara ne kan hiçbir şey yok ama bakıyorsunuz ya yoğun bakıma kaldırıyor veyahut da hayatını kaybetmiş oluyor. Sebebi ne acaba? Sebebini hemen hatırlatmak istiyorum ve bilgilendirmek istiyorum. Sebebi arkadaşlar kıymetli misafirlerimiz, kıymetli büyüklerimiz. Bakın saatte 40 km hızla giderken karışacağınız bir trafik kazasında vücudunuza alacağınız darbe sıkı durun tam 6 ton. Evet 6 ton. Yani ben bunu daha söylerken tüylerim diken diken oluyor. Çünkü niye? Bahsettiğimiz gibi hiçbir şey yok. Yani hangi marka, hangi model aracın içerisinde olursanız olun görünürde hiçbir şey yok. Ama karşılaştığımız manzara o kadar kötü ki. Nefes almakta zorluk çeken insanlarla karşılaşıyoruz. Aracın içerisinde iki büklüm olmuş kişilerle karşılaşıyoruz. Sebep işte 6 ton yük göğüs kafesine bindiği zaman ne yapıyor? Kesinlikle. Göğüs kafesindeki kemiklerimizi paramparça ediyor. Onlar da ve iç organlarımıza saplanıp iç kanamaya sebep iç oluyor. İç kanamayla hayatını kaybeden dışından kişiler oluyor. Dışından çok hiçbir şey yok gibi gözükse de ama iç kanama geçirdiği için bazı sürücülerimiz hayatını kaybedebiliyor. Bazıları ise yoğun bakıma kaldırılıyor. Belki iyileşiyor. Kalıcı sakatlıklar bile olabiliyor. Allah korusun bunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Ben şimdi kısa bir bilgilendirmeyi gene bu programda birçok bilgilendirme olacak ama önemli hayati bir bilgilendirmeyi yine yapmak istiyorum. Şimdi Murat Bey ile aramızda, Murat Bey kolunu kaldırabilir mi lütfen? Aramızda bakın yaklaşık 2-2,5 metrelik bir mesafe var. Şu an ağzımızda maskelerimiz yok, yüzümüzde maskelerimiz yok ama gündemle ilgili bir eleştiride bulunmak istiyorum. Şimdi pandemi döneminde koronavirüs tedbirleri kapsamında devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda hepimizin maske takması zorunlu evet, hale zorunlu getirildi hale artık. Bu ülke genelinde uyulması gereken bir kural. Meskenler haricinde her yerde maske kullanabiliyoruz. Ve biz bunu niye yapıyoruz kıymetli misafirlerimiz? Kendi can sağlığımızı ve çevremizdeki insanların sağlığını düşünerek, gözeterek yapıyoruz. Ama tablo şöyle bir şey var karşımıza. Günlük hayatını kaybeden insan sayıları karşımıza çıkıyor. Bu 20, 30, 40, 50 günümüzde artık sayı yükselerek devam etti Murat Bey. Ama maalesef bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz ülke olarak da meydana gelen trafik kazalarında bir günde bakın 20 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Yani ortalama insanlara niçin hız kurallarına uymadığını, niçin emniyet kemerini takmadıklarını, niçin seyir halindeyken cep telefonu kullandıklarını veya aklınızın alabileceği bütün kurallarla ilgili ihmalleri yaptığını sorduğunuz zaman herkes sıradanlaştırıyor. Bakın lütfen sıradanlaştırmayın. Şimdi ben hazır cep telefonu demişken Murat Bey'in varsa bu konuda bize bilgilendireceği bir durum, onu da öğrenmek istiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen araç kullanırken sürücüler için söylüyorum özellikle iki eliniz direksiyonda olsun. Evet. Lütfen iki eliniz direksiyonda olsun. Kesinlikle. Bir elimizde telefon, bir el direksiyonda. İnanın ki refleksler tamamen sıfır. Sıfır. Bunu size bir ufacık bir örnekle göstermek hemen istiyorum. Gösterelim. Hemen gösterelim tabii. Ben bu arada maskemi de takmak istiyorum. Çünkü artık yan yana olacağız. Hemen aynı o şekilde. Arada maskemi de takayım. Evet. Kısa bir belki ara gibi oldu ama olsun. Bakın biz hemen tedbirimizi, önlemimizi aldık görüyorsunuz. Çünkü Murat Bey'le şu an yakın bir mesafede evet. bulunacağız. Ben şimdi Erdinç Bey'e bu elimde görmüş olduğum su şişesini takdim edeceğim. Evet. Evet Erdinç Bey kollarınızı iki tarafa açar mısınız? Tabii ki. Şimdi ben Erdinç Bey'in bu boş olan eline baskı uygulayacağım. Ve elini indirmemesini istiyorum. Direnmesini evet. istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Evet. Şu an gerçekten aslında sallansam sallanabilecek bir kuvvetle direniyor. Evet, evet. Çok güzel. Şimdi ben su şişesini alacağım. Erdinç Bey'in telefonunu eline alacak şimdi. Tabii ki. Aynı ile telefonunu tutacak. Kaldırın Erdinç Bey kollarınızı. Bakın şimdi elinde telefon var. Ben aynı baskıyı bu sefer bakın serçe parmağımla yapıyorum. Eyvah. Ama gerçekten inandırıcı olmasını istiyorum. Arkadaşım direnemiyor bana. Kesinlikle. Çünkü elinde telefon var. Kesinlikle. Sebebini merak ediyor musunuz? Sebebini Erdinç Bey size anlatsın isterse. Tabii. Şimdi
cep telefonu hayatımıza girdiği aşamalar evet çok güzel, çok faydalı ama özellikle sürüş sırasında veya trafikte olduğunuz her aşamada, yani bu yalnızca sürücülük esnasında da değil, yolculuk yaptığınız zamanlar veya özellikle tekrar yaya olarak yer aldığınız zamanlarda lütfen ne olursunuz elinizden şu cep telefonunuzu bırakın. Hele hele ki küçük çocuklarınız varsa, evet artık okullar günümüz şartlarında haftada iki gün çocukların gittiği durumlarda ama yani, yine de çocuklarımızın bu telefonla lütfen yolculuk yapmalarını, yani yaya olarak yollarda yürümelerini kesinlikle karşı gelin. Onlara işin doğrusunu anlatın. Niçin? Çünkü telefonu hayatınıza soktuğunuz andan itibaren özellikle üzerinde yanan bir bildirim ışığı, size beklediğiniz, gelmesini umduğunuz bir mail, sosyal medyada yaptığınız bir paylaşım değil mi? Doğum gününüz. Yani acaba doğum gününüzü... kimler beğendi, kaç kişi beğendi? Evet, burada yanan o bildirim ışıkları sizin aklınızı karıştırıyor. Ve dolayısıyla biz bu bakış açımızı, yoldaki ilgimizi, alakamızı bırakıp telefonumuza yöneldiğimiz andan itibaren bize beynimiz bazı oyunlar oynamaya başlıyor. Dikkat yok, dikkat kalmıyor zaten. Kesinlikle refleks de kalmıyor, dikkat de kalmıyor. Yani dediğim gibi en başta söyledim, iki elimiz direksiyonda olacak. Kesinlikle. Bazen şey de yapıyorlar, telefonları torpido... Evet, navigasyon gibi kullanıyorlar ya, tamam, da sosyal medyadan ben canlı yayınlar yolda yapıyorlar. Yolda durduruyorum, bana diyor ki ben telefonla ilgilenmiyorum memur bey diyor. Ama elime telefon yok, iki elim direksiyonda ya diyor. Ama iki el direksiyonda da göz nerede? Telefonda. Bazen el de orada. Aynen sayfaları öyle. Sayfaları çevirirken. Kesinlikle. Bakın Erdinç Bey'e ben katılıyorum. Kesinlikle telefonla ilgilenmeyelim. Telefonu bir köşeye bırakalım. Tabii burada söylemlerimizin sayısını çok fazla artırabilmek mümkün. Yani orada yapacağınız sürüş özellikleriniz sırasında Murat Bey'in bahsettiği gibi kesinlikle her iki elimizin de direksiyonda olması şartı var. Aksi halde boşta bıraktığınız eliniz sizin olası bir trafik kazasına karışmanız durumunda İstemsiz hareketlerle sağa sola, tabii ki, torpido bölümüne, direksiyon bölümüne ya da araçların direkt bölümlerine çarpması durumlarında bilek kırıklıkları, kesinlikle, parmak kırıkları meydana gelebiliyor. Şimdi tabii bizim için önemli olan kuralları bahsediyoruz ama yayayken neye dikkat etmek lazım? İşte çok en önemli konuya geliyoruz aslında. Değil mi? En önemli konuya geliyoruz. Yani her zaman her insan bir aracın içerisinde sürücü ya da yolcu konumunda olmayabilir. 5 dakika sonra yaya oluyorsun. Kesinlikle. Arabayla her yere gidemiyorsunuz. Ne yapmak lazım? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum bu konuda. Bir kere güvenli geçiş, karşıdan karşıya geçerken güvenli geçiş yollarını kullanmak lazım. Nereler burası? Mesela yaya geçitleri. Mesela evet, üst geçit, alt geçit. Mesela... okul geçitleri, okul geçitleri var. Evet. Buralardan geçmeliyiz. Trafik ışıkları, trafik polislerinin olduğu yerler. Bizlerin olduğu yerler. Buraları kullanmalıyız. Yürürken de güvenli yollardan nereden? Yaya kaldırımlarından yürüyeceğiz. Aynen öyle. Ama inanın ki uyan sayısı çok az. Böyle bazen okullarda eğitimlere gittiğim zaman öğrenci arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki, diyelim lise öğrencilerimiz. Evet. Diyorum ki evet, bu yaşa kadar içinizde kırmızı olarak yaya olarak kırmızı ışıkta geçmeyen var mı diye soruyorum. Hiç ses yok. Çünkü hepsi bir kere de olsa geçmiş. Geçmiş. Niçin tabii geçtiniz diyorum. Yol boştu. Evet. Araba gelmiyordu. Veya diyor ki ilkokula giden öğrencime soruyorum. Annem babam geçiyor. Demek ki çok kötü bir şey değil. Ben de geçiyorum diyebiliyor. Evet, evet. Bakın evet, biz anneler babalar olarak, büyükler olarak bunlara uymalıyız. Çocuklarımızın uymasını sağlamak için önce kendimiz uymalıyız. Yanlış öğretiler tabii. Yanlış öğretiler yanlış bir geleceğe de zemin hazırlıyor. Şimdi tabii burada benim eklemek istediğim yine bazı hususlar var. Yaya olarak karşıdan karşıya geçişlerimizi çok basit gibi algılıyor olsanız bile bilmenizde fayda gördüğüm durumlar var. Biraz önce bahsetmiştim. Elinizde cep telefonu alarak yürümeye çalışırsanız emin olun şu an beni gördüğünüz hızda yürüyebilirsiniz. Ya da telefonunuzun ekranına bakarak yürümeye çalışırsanız yine aynı tepkileri gösterirsiniz. Ama kendinizi gözünüz açık bir şekilde, kesinlikle, etrafınızı tamamıyla görebileceğiniz, sağınızı solunuzu görebileceğiniz bir şekilde donatırsanız, kulağınızda kulaklıklarla yürümezseniz bu sefer olası bütün riskleri görme durumuna sahip görme olursunuz. Görme ve duyma. Ve beraberinde
Bize çocukluğumuzdan beri hep şunu öğretmişlerdi. İşte karşıdan karşıya geçişlerinizde çift yönlü yollarda önce sol, sonra sağ, sonra tekrar sola, sola bakarak koşarak mıydı Murat Bey? Koşmadan aman hızlı ha, adımlarla. Ne olursunuz koşmayın kesinlikle lütfen. Kesinlikle koşmadan hızlı adımlarla. Niçin koşmadan? Yolda herhangi bir su birikintisi olabilir. Ayağınızı basıp kayıp düşebileceğiniz bir nesne olabilir. Ayakkabı bağınızın ipi çözülmüş olabilir. Veya siz o tempoyu yaratmaya çalışırken kendinize zarar verip yani, bileğinizi burkabilirsiniz. Şunu da ekleyelim yine bir tabii lütfen, açalım. Lütfen. Karşıdan karşıya geçerken mutlaka herkes yaya geçidinin kendine göre sağını kullansın ki karşıdan karşıya geçerken böyle böyle çarpılacak ama birbirine evet, şaşırma olayı evet, olmasın. Bu evet. da çok önemli. Çarpışıp düşebiliyorlar. Aynen arabalar öyle. Gelip çarpabiliyor. Allah korusun. Çok önemli bunlar. Ben yine emniyet kemeriyle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum tabii Murat ki. Bey. Şimdi bakın emniyet kemerinin doğru olarak kullanımı da çok önemli. Değil mi? Yani. Şimdi araçların birçoğunda emniyet kemerlerinin yükseklik ayarları var. Değerli izleyicilerimiz. Çok önemli nokta evet. Evet. Şimdi siz o emniyet kemerinin lütfen yükseklik ayarını yapın. Niçin? Eğer boyun bölgenize gelen bir emniyet kemeriyle yolculuk yaparsanız o yolculuk size eziyet olur. Mahveder. Ve daha da kötüsü meydana gelebilecek bir kazada kazanın şiddetine bağlı olarak büyük yaralanmalar. Yaralanmalar ve boyun kopmalarına varacak ciddi kadar manada, evet, ciddi boyun manada. Kopmalarına varacak kadar karşılaştığımız kazalar oldu. O yüzden lütfen emniyet kemerlerinizi doğru kullanın. Sonrasında saatte emniyet kemer takmasını bir kere daha hatırlatın Erdiş Bey. Evet evet. Aman ha. Şu sağdan soldan Allah'a çok şükür artık şehrimizde satışları yasaklandı da temin edilen sahte emniyet kemeri tokaları var. Onları alıp böyle takıyorlar. Niye takıyorlar? Ses veriyor ya o arabalar. Hani güvenlik dıt, maksadıyla. Dıt, 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 o ses. Ama şu da var. Çok trajik değil mi? Ya o arabayı satın alırken fazlasıyla para ödüyorsun. Çünkü orada bir satıcı sana onun reklamını yapıyor. Diyor ki komple burada güvenlik paketi diyor ya. Burada diyor güvenlik evet. paketi var diyor. Emniyet kemerine işte ön yolcu, arka yolcu, sürücü bağlamadığı zaman ekranınıza bir işaret çıkar, sinyal gelir. O ses cezbediyor seni. Tabii, satın tabii, alırken tabii. O diyorsun ben bunu da alabilirim. Tamam bunu da dahil edin. Ne kadar fiyatı? 10 bin lira. Full güvenlik paketli. Ama ne yapıyorsun? O güvenlik paketini sonra sıfırlıyorsun. Daha sonra herhangi bir aksesuarcıya gidip hani 1 lira ya evet, 1 lira. 1 lira 1 liralık o paraya, sademiyet kemer lugasını alıyoruz ve oraya takıyoruz. Ha ne oluyor? Dıt 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 sesini kesiyorsunuz ama Allah korusun bir kaza esnasında bu sefer yoğun bakımdaki dıt 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 sesi başlıyor. Allah korusun. Allah kimseye bunu göstermesin. Amin. Amin. Onun için İnşallah emniyet göstermesin. Kemer, sahte emniyet kemer tokasını lütfen kullanmayalım. Ve emniyet kemeriyle ilgili yine bazı hatırlatmalara devam etmek istiyorum. Niçin emniyet kemerinin üzerinde bu kadar duruyorum biliyor musunuz Murat Bey? Evet. Çünkü aracın içerisindeki yegane güvenlik önlemi emniyet kemeri. Emniyet kemeri. Yani istediğiniz kadar hava yastığına sahip olun, istediğiniz kadar donanımlı yeni model bir aracınız olsun o emniyet kemeri çok önemli. Emniyet kemerini kullanırken Murat Bey, şimdi havalar soğuyor biraz ama. Kalın parkalar, montlar giyiliyor. Evet doğru evet. söylüyorsunuz. Çok önemli nokta bu da. Şimdi bakın kalın giysilerle yapacağınız yolculuklar bizi esasında biraz da felakete taşıyor. Tabii ki, tabii ki. Çünkü emniyet kemeri çalışma prensibinde milisaniyelerle ölçülebilecek zaman aralığında çalışıyor. Çalışıyor. Ve siz koltuğunuz hafif yani yatık çok böyle minimize bir yatık evet. bir seviyede o yolculuğu yapmanız lazım. Yani dike yakın olması lazım. Böyle şezlong gibi yatık koltukta da araç kullanırsan en büyük zaten. Tehlike. Önünüzü göremiyorsunuz zaten. Aynen öyle. Ve bu emniyet kemerini kullandığınız zamanlarda hem kalın giysilerle kullanmamak lazım. Üzerimizdeki gördüğümüz o diğer kalınlardan bir tanesini evet. çıkartmak lazım. Palto, ceket, kaban vesaire. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz Murat Bey? Ben söyleyeyim mi size? Okul servis araçlarından bahsedeceksiniz. Aynen belki öyle bravo. Çok doğru oradaki söylüyorsunuz. Oradaki öğrencilerimizin sırtlarındaki çantalarla bakın lütfen oturup, buraya dikkat edin. Sırtlarındaki çantalarla oturdukları zaman zaten diyelim çocuk bu kalınlıkta, arkadaşlar çanta bu kadar kalınlıkta. Ya. Bir de emniyet kemerinin biraz esneme payı var şöyle bir ya. Bir karış kadar belki beş parmak kadar. Bu sefer o emniyet kemerinize hiç faydası yok. Çünkü en ufak bir kaza anında direkt fırladığınız zaman kafanızı öndeki koltuğa veya cama çarpabilirsiniz. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz?
kötü tecrübelere dayalı yanlış bilgiler sahip oluyoruz. Ne yapılması gerekiyor Erdinç Bey? Çantalar ne yapmamız gerekiyor? Çantalar bir kere okul servis araçlarında özellikle çocuklarımızın yaptığı, torunlarınız olabilir, yeğenleriniz olabilir, komşunuzun çocuğu gözünüzün önündedir. İlla servis aracı değil, normal arabada da yani. Tabii ki ama biz hani çocuklara biraz da böyle bu ilgiyi gösteriyoruz diye bahsediyorum. Çantalarınızı kalın taşıyacağınız varsa mesela bir kutup falan da koyabiliyorlar tabii, insanlar tabii, değil mi? Alışveriş tabii, yapıyor, tabii, bagajda oldu. Kutuyu getiriyor arkasına koyuyor. Emniyet kemerini takarım diyor, bir şey olmaz diyor. Aslında yapmayın. Tabii aracınızın içerisinde gereksiz olan bütün eşyalardan bir kere kurtulmanız lazım. Allah muhafaza meydana gelebilecek bir kaza anında o size zarar verebilir. Fırlayıp evet, istemsiz hareketler sonucunda mutlaka yerinize batabilir, saplanabilir. Siz kazadan kendinizi sağlam olarak kurtulsanız bile, kurtarsanız bile gözünüze çarpacak, aracı kaşınıza çarpacak hasarlar, bir anahtarlık, bir anahtar delecek herhangi bir sert Allah cisim Allah muhafaza. Kalıcı hasarlar da olabilir. O yüzden bu tür çanta gibi taşınması zorunlu şeyler varsa eğer bacaklarının alt kısımlarına koymaları lazım. Mutlaka. Yani bu işin son noktası. Bagajınız doldu, koyacak, muhafaza edecek üst bagajınız yok. Ama ne yapacaksınız bu sefer? Bacaklarının alt kısmını almak lazım. Biraz da şeyden bahsedelim Erdinç Bey. Başka bir konu, birbirine çok yakın aslında. Bu tabii, da aynı emniyet kemeri kadar çok önemli bence. Evet. Eminim ki izleyicilerimizden de mutlaka motosiklet kullananlar vardır. Aa evet. Motosiklet kullanırken uyulması gereken çok kural, çok fazla kural var ama en önemlisi neydi Erdinç Bey? Şimdi biz tabii motosikletlerle ilgili Sayın Bakanımızın da katılımıyla, İçişleri Bakanımızın da katılımıyla ilimizde hayatıma kastım yok, kaskım var projemizi yaptık. Ve buradaki hedefimiz şuydu. Türkiye genelinde İstanbul'dan sonra tescilli bakımından değerlendirildiği zaman ikinci sırada yer alan motosiklet sürücülerini, motosikletlerde yolculuk yapacak olan yolcuları, kullanıcıları bir nevi can güvenliğini sağlamayı hedefledik. Yani şimdi, amacımız bu. Bu aşamada hemen size istatistiksel bir veri paylaşmak istiyorum. Bence çok başarılı bir veri. Günümüze kadar, yani projenin 2019 Temmuz döneminden başladı, olan evet, günümüze kadar olan süreçte bir önceki yıllara nazaran mukayesesini yaptığımız zaman Murat Bey, ölüm ve yaralanmayı %40 kadar azalttık. Çok bu büyük çok bir rakam. İyi. Çok büyük bir rakam ama bu çok güzel. Keşke %100 keşke azaltıp tamamen bitirebilsek. Ama hedefimiz o. Sizin biraz önce bahsettiğiniz konu. Şimdi bakın, trafiğin durma noktasındasınız ve bizim şehrimizde motosiklet çok fazla kullanılıyor. Çok fazla. Dedik ya, Türkiye'de ikinci sırada yer alıyoruz. Ama kural hepimiz için geçerli. Yani ben motosiklet kullanıyorum diye kuralları kendime doğru yöneltip, yönlendirip o kuralsızlıkları hayatıma sokmak durumunda değilim. Yani. Ne oluyor? Hemen bahsetmek istiyorum Murat Bey. Motosiklet sürücüsü önündeki trafiğe şöyle bir göz atıyor. Eğer o araçların arasından duran araçların arasından geçebilecek pozisyonda değilse hemen kaldırıma çıkıyor. Ne kadar kötü. En sıkıntılı durum zaten. Kaldırımlardan gitmesi. Bırakın onu. Çok ilginç, çok daha üzücü bir şey paylaşmak istiyorum. Bir yaya geçidindesiniz. Yaya olarak karşıya geçme istiyorsunuz. Yanınızda gürültülü bir şey var. Kafanızı bir çeviriyorsunuz, bir bakıyorsunuz. Motosiklet. Ya şaka gibi bir motosiklet ya, kullanıcısı yanında. Geçebilir. Geçebilir ama nasıl geçebilir? Nereden geçebilir hemen onu söyleyelim. Onu söyleyelim. O zaman. Motorundan iner, istop eder. Motorundan iner, elinle sürerek evet yaya geçinden geçebilir. Bisikletler de aynı şekilde. Evet. İnip elinle sürerek geçebilir. Ama insanların arasında binerek, sürüş özelliğini sağlayarak. Hele hele ki bakın daha trajik bir şey paylaşmak istiyorum. En sol şeritten gidiyorsun, önünde özellikle bir yiyecek taşıyan veya kurye özelliği olan bir motosikletliği gördüğün zaman sol şeritte bir bakıyorsun birdenbire duruyor, hemen o refüjün oradaki yayalar için ayrılmış yere dönüyor ve sen şaşırıyorsun. Niye? Çünkü yolda senin gözünün temas ettiği noktalarda hiçbir yerde bir aksaklık yok. Yani trafiğin durmasını gerektirecek bir şey yokken yok. Sol şeritte birden fren yapma durumuyla karşılaşıyorsun ve kaza, zincirleme kazalar meydana gelebiliyor. Ne yazık ki kazalar oluyor, evet. Zincirleme evet, kazalar meydana gelebiliyor.
Ya bunlara dikkat etmek lazım. Bundan yani o zaten kesinlikle uyması gereken şeyler ama daha da önemlisi ben hep diyorum ki yani motorda bir araba gibi değiliz. Yani bir dışında bir kaport olayı yok. Sensin. Evet, her şey sürücüde. Temas edecek evet, olan her şey senin vücudun. Evet, düştüğü zaman ilk elin, temas dirseğin, başın, omuz, dirsek, omuz ve kafa vesaire. Evet. Burada yapmamız gereken vücudumuzu tamamen koruyan tüm koruyucu malzemeleri giymek. Kesinlikle. Kesinlikle giyeceğiz ki vücudumuzu koruyacağız. Eldivene kadar, dizliklere kadar, montumuz, pantolonumuz. Ama kask. Yani diyelim motor 200-300 bin lira, gidip 15-20 lira 50 liraya kask almayalım lütfen. Evet. En iyi kask alalım. Sizi hayata tutabilecek en sağlam kask alalım. Yani samimi bir söylemde bulunmak istiyorum. Kask bu işin olmazsa olmazlarından. Niçin? Çünkü olası darbeleri aldığınız her an başınızı vuracağınız bir nokta, başın alacağı sert bir darbe sizi hayattan koparabilir. Direkt ölümle sonuçlanabilir Allah korusun. Komaya girebilirsiniz, felç olabilirsiniz. Yani bu şaka götürür bir şey değil esasında Murat Bey. Kesinlikle çok ciddiye alması gereken bir şey. Bayağı da uğraş. Hala devam ediyoruz. Hala projemizin üzerinde devam ediyoruz. Kesinlikle. Uygulamalarımızı yapıyoruz. Ve kask kullananlar, yani motosiklet kullananların gayet de güzel kaskları satın aldıklarını gördük. Evet. Yarım kask olay yok, tam kask olacak. Kesinlikle. Değil mi? Tamamen kafamızı koruyacak. O yarım göstermelik kask olmayacak. Tam koruyan kasklardan. O yarım kasklar nasıl sizce? Ya yarım kasklar esasında işin biraz yani göstermesinde, göstergesinde, havasında. Bence hani de. İnsanlar biraz daha böyle ben güneş gözlüklerimi de takayım. Motorumla beraber şöyle sahilde tur atarken, eski nostalji. Evet, böyle gezerken insanlar beni bir görsün istiyorum düşüncelerindeler ama bu yanlış, çok yanlış. Bahsettiğimiz gibi standartları olan kaskları kullanmak gerekiyor. Bir de tabii hazır ben lafı açılmışken şuna da girmek istiyorum. Artık yağışlar başladı biliyorsunuz evet. Murat Bey. Şimdi bakın kıymetli misafirlerimiz, evlerine konuk olduğumuz değerli izleyicilerimiz. Şimdi şu periyotta özellikle araçlarınızın lastik hava basıncını, hangi türde araç sahibiyseniz hiç fark etmeyecektir. Lütfen araçlarınızın lastik hava basıncını 2 haftada bir kontrol etmeyi unutmayın. Ve makul olan yani aracınızın teknik şartlarına göre, lastik ebatlarına göre makul olan veya üreticinin verdiği ölçeklendirmeye göre makul olan havayı kullanın. Evet. Ve tabii yine şuna da değinmek istiyorum ben, müsaade ederseniz. Tabii. Lastiklerin zaman aşımı olabiliyor. Yani mutlaka. Yıpranıyor, değiştirmek lazım. Şimdi bir ayakkabıcıya gittiğiniz zaman, ya sağ ayağıma başka ayakkabı, sol ayağıma başka ayakkabı almıyorum çift değil alıyoruz, mi? Çift alıyoruz. Ya da sağ ayağıma 43 numara, sol ayağıma 42 numara diye bir yok. Beden seçeneğine yok. Sahip değiliz. Çift alıyoruz. Aynen öyle. Yani sağdan soldan size gelecek yanlış bilgilere lütfen muhatap almayın. Efendim ben ustama gösterdim ya da eşim dedi ki ya arkaları değiştirelim önler kalsın. Önleri değiştirelim arkalar kalsın. Bakın fizik kurallarıyla oynuyorsunuz. Arka iki tekeri öne takıyorlar. Öndekileri arkadakileri yeni takıyorlar. Bu sefer yani ne oluyor biliyor musunuz? O kullandığınız aracın yola basınç yaptığı yerlerde bir takım deformasyonlar söz konusu. Virajlarda, ne bileyim dediğiniz gibi rampalarda her aynen yerde öyle. Frene, ve fren yapmak fren mesafesi çok keza çok önemli. Ve siz bunu yapmaya başladığınız andan itibaren de bu sefer aracınızın dengesi bozulduğu için o araç size bir zaman sonra Allah korusun trafik kazasının zeminini hazırlayan bir araç haline dönüyor. Tamamen. Tehlike. Şimdi Erdiş Bey ben çok keyif aldım. Siz de aynı kesinlikle, şekilde çok kesinlikle, kesinlikle, bunu görebiliyorum kesinlikle sizde. Kesinlikle öyleyiz. Sanırım bugünkü programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Bir diğer programda tekrar birlikte olmak dileğiyle biz ne diyelim? Hoşça kalın diyelim. Tabii biz müsaade isteyelim. Bize değerli kıymetli zamanlarını ayırdılar. Hatırlarlar belki geçen seneden evet, bizleri hatırlayanlar vardır. Yapmıştık. Aynen öyle. Valla gönül isterdi ki umarım keyif almışlardır izleyicilerimizle. İnşallah ama gönül isterdi ki
biz bu eğitimleri sizlerin gözlerinin içerisine bakarak yapabilelim. Sizlerle temasta bulunabilelim. Sizler bize sorular sorabilin. İnşallah o günlere de kavuşuruz diye tahmin ediyorum. Bu salgın hastalık ortadan kalkar. İnşallah yüz eğitimlerimiz başlar. İnşallah inşallah. Ben buna eminim. Başlayacağız. Evet, başlayacağız. Biz keyif aldık inşallah. İzleyicilerimiz de keyif almışlardır diyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kanal ve ekranlarımızdan derslerini bizi tekrar tekrar da izleyebilirler diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Lütfen bu söylemlerimizi kıymetlendirin, değerlendirin. Sağlıklı günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun.